اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Elhamdülillahi Rabbil alemin Rahim. Buraya kadar tahlilimizi yapalım. Eûzü Besmele'nin tahlilini yapmıştık. Şimdi el ha diye lama hareke vermiyoruz. Bir. Hamdu zaten burada hareke gelmez. Çünkü mim ile del harfinin mahreci birbirine çok yakın. Dolayısıyla orada uğraşacaksın ki sakine hareke veresin. Ama bil derken şurada yine ızhar-ı var. Buradaki sakin lem harfine hareke burada da gelir bil alemin demiyoruz. Bil nasıl düzeltileceğini düzeltileceğinin metodunu vermiştik. Ham demiyoruz. Ha da mim de ikisi de ince. Elhamdu olmaz artık. Du lillahi derken teşdit bilavun ölçüsüyle bir elifin mutabakatına dikkat ediyoruz. Rabbi derken Rabb, Rabb bir inilti uğultu katılmayacak. Çünkü B şiddetin meçhure harfidir. Hem ses hem nefes yüzde yüz kesilecek. Rab, bi, rab, bu şeklinde bir inilti uğultuya benzer bir yabancı ses katılmayacak. Rab, bil derken aynı ince. Rab, bil alemin demiyoruz. A, ince harf. Diğer ince harflerin fetha sautu ne ise o mevcud olan saut bir elif uzayacak. Alemin diye met yaparken gunne bulaştırmayacağız efendim. Evet. <laughs> Bu da bir hatadır çünkü. Sonra er diye bağlamıyoruz. Errah diyorlar. Önce bir ince er diye bağlıyor. Ondan sonra da ra kalına çıkıyor. Öyle değil. Evet, şeddeli ra'da. Şeddenin harekesine bakıyoruz. Fetha ve damme ise kalın, bağlantıda kalın. Kesre ise ince, şeddeli ra. Makabli ne olursa olsun. Ne olursa olsun. İster ince harf olsun, ister kalın harf olsun. Makabli ister fetha, ister kesre, ister damme olsun. Hiç itibar etmiyoruz. Eğer şeddenin hareketi kesre ise li diye ince okuyacağız onu. Bağlantıyı da ince yapacaksın gibi. Evet. Bil bir gibi değil. ya Onun gibi. Kural bu. Erra Erra Errahmanirra Nurra gelir burada. Nurra değil. Nun ince. Rahmanirrahim şeklinde yine met yaparken gunne bulaştırmıyoruz. Evet. Bir daha okuyorum şimdi. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn Böyle okuyacağız. Devamını Maliki demiyoruz. Me ma ince Gördüğünüz gibi mavi renk ile renklerin dilini anlatmıştık. Dikkatinizi çekmişiz. Meliki ki dilin ucuna geldi bakın kef. Yerine reddedi onu. Dil ortasının gerisine. Evet. Meliki yevmi yev diye çok inceltme. Damme ince harflerin damme tonu ile bu vav birbirine mutabık olacak. Evve Duve, na'buduve. Bakın geliyor o da. Evet, onlarla mutabık olacak. Yevmibbi, middi bir inilti şiddetin Şiddeti mechure, harfi, ses ve nefes bir tamamiha kesiliyor. Yevmiddin diye uzatırken gunne bulaştırmıyoruz. İyyâke, ke diye sertleştirme yâyi lin özelliği var yağda. Lin özelliği, yumuşak okumak demek. Evet. İyye, iyye. Doğrusu bu. İyye, ye. Ya. Yani Türkçedeki ye değil. Yakın sestir bu. Dil ortası. İyyeke bu ve Bakın dammelere iki tane. Bir de vav üç. Budu ve budu ve nesta'în derken te ince. Ta'în in yok. Evet. Şimdi burada yukarıdan itibaren bir hususa daha dikkatinizi çekeyim. Şöyle okuyor. Elhamdülillahi Rabbi Bakın elham bir kelime, lillahi bir kelime, hi Rabbi bir kelimeymiş gibi anlaşıldı. Vurguyu yanlış yerlerde yaptığından dolayı. Halbuki elhamd bir kelime, lillahi başka kelime, Rabbi diğer kelime, el alemin diğer kelime. Er-Rahmanir-Rahim diyor. Nun'a vurgu yapıyor. Yani er bir tarafta kalıyor, Nir-Rahim diğer tarafta kalıyor. Anlamsız bir şey çıkıyor meydana. Şöyle sanki. Ben mesela isimleri sayıyorum diyelim ki ah met me kafa oz mana li ne yaptın sen e, i̇sim saydım. Hiç benziyor mu yani? Ahmet, Mehmet, Mustafa, Osman, Ali, Emrullah. Doğrusu bu. Ama öyle farklı yerlerde vurguyu değiştiriyorsun ki anlamsız kelimeler icat ediyorsun. Bundan sakınacağız. Bakın ne oluyor? Me, ki, me bir tarafta, liki bir tarafta kalıyor veya iyâ kenabudu iyâ bir tarafta kaldı kenabudu diğer tarafta kaldı ve iyâ kenestain oluyor. Hata. Halbuki doğrusu ne iyâke nabudu ve iyâke nestaîn. Bu kelime bütünlüklerine riayet etmemiz gerekiyor. Ya hiç vurguyu değiştirmeyeceksin. Düz okuyup devam edeceksin. Makamdan makamdan feragat edeceksin. Veyahut yanlış vurgu yapmayacaksın. Bazıları illa böyle vurguyu değiştireceğim diye bu sefer kelimeler ayrılıp gidiyor. Sekteler oluşturuyor, oluşturuyor gidiyor. İyyake na'budu. Bu da hoş değil. Yani illa vurguyu değiştirin demiyoruz. Yanlış vurgu yapmayın diyor. Düz oku geç kardeş. Yapamıyorsun. Yapacağım diye sekteler oluşturuyorsun. Öyle olmaz. Fesalli li rabbike oluyor resmen. Yani tamamen sekte yapıyor. O da doğru değil. Sen burada tesallili rabbike diye ikinci lama vurgu yapma bunu istiyoruz biz. Oldu mu? Ha, buna dikkat. Evet. Şimdi buraya kadar e, bir daha okuyorum. Buna da dikkat edin. Elhamdülillahi rabbil alemin Errahmanir Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Buraya kadar tahlilimizi yapalım. İhdinas hata. İhdinas o da hata ne sadın kalınlığı nuna bulaşıp nasıl olacak ne de nun ince diye ne diyeceğiz diye ince okuyacağız diye sad incelmeyecek. Nes diye sine döndürmeyeceksin birinci sadı. İnceyi ince kalını kalın okuyacağız efendim. Bakın ne demişiz? Kalın geç. Yani dikkat et ince bir harfi <laughs> kalın bir harfe bağlıyorsun. Hemen şeddeli talimi hatırlayın. Nassa, nassi, nassu, nussa, nussi, nussu, nussu. Evet ses kayıtlarını gönderdim. Dün akşama kadar ondan uğraştım. Evet. Hepsini okudum, üşenmedim. Bütün ihtimalleri okudum. Siz de çalışın. Yani en az benim kadar çalışmanız lazım. Evet. Hemen hemen. Bakın harf talimiyle ayar verdik. Orada o meleki haline gelmezse burada hemen ilk geldiğimiz yerde nükseder efendim o hata. Ne sıra demiyoruz. Sı, si. i ile bitecek kalın harf. Keste bütün harflere i sesi verir demiştik. Kalınlık istila sıfatının sonucu. Kalınlığı hareke vermiyor. Sı, si. sıra dal diye geçmiyoruz. Da kalın, lem ince. Dalimu hareke yok. Dallimus takim demiyoruz. Kafın kalınlığı teye bulaşıp kalınlaştırmayacak. Te ince. Mustakim yine met yaparken unne bulaştırmama dikkat. Sıra da sı demiyor gene yukarıdaki gibi aynı. Tal demiyoruz. Bakın tal dersen nefesi akıtmış olursun. Bakın elini ça çevir tersine. Ta, 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 do. Bir de doğrusunu oku. Ta derken nefesin çarptığını hissedersin. Neden çarpıyor? Akıyor onun için. Halbuki nefesin akmasına biz hem sıfatı diyoruz. Hems yok. Zıttı cehir sıfatı var. Nefes hapsi olacak sesten beraber. Öyleyse bu okuyuş yanlış. Sıra tallezine hata. Sıratal lezine Zel peltek Hareke geldi bakın. Gelir burada hareke. Özellikle burada dikkat edin. Elhamdu Rabbil alemin Bir de burası. Mutlaka hareke gelir. Evet. Bütün ızhar olan yerlere özellikle dikkat edelim. Mutlak ızhar, sakin bir ızharı bir de ızharı gameriye. En amte diye kalın okumuyoruz. Aynı demeyim ince. Amte en'amte aleyhim diyor. Makam yaparken İmam Efendi hata sakin harfin üzerinde oyalanma miktarlarını, cezimli okumalarda dikkat edilecek hususlarda anlatmıştık. O kayıtları mutlaka dinleyin. Dersi takip etmeyenler mutlaka ve mutlaka dinlesin. Kesinlikle ezber kısmına veya harf talimi kısmına geçmesin. Onları dinlesinler tekrar. Aleyhim leyi leyi Y'ye hareke verdi. Böyle bu şekilde yaylandırma. Yaylandırırsan hareke gelir. L'yi. Bakın esre geliyor bir güzel. Aleyhim Aleyhim va şeklinde. Evet bir daha okuyalım. Sonuna varalım. İhdine sıratal mustaqim. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تركوا يشبه Şimdi en son kısmı tahlil edebiliriz. Veydil mevzubi aleyhim velal Ne yaptım? Veydil Olur mu bu kadar? Ye üzerinde bu kadar oyalanma olur mu? Nerede gördük, gösterdik? Cezimli talimi bunun için yaptık. Zilme derken burada bir cezimli lan var mı? Var. Aynı. Niye burada zil demiyorsun? Burada nasıl doğru okuyorsan o derken de aynı. efendim. Sakin harfin üzerlerinde gereğinden fazla mevdu biliyor. Gayril mevdu bir ölçü tutmadı. Gayında çok oyalandı. Olmaz. وائر aleyhim ve bu şekilde seyir. Ma demiyoruz. Ma değil, ayının kalınlığı mime bulaşmayacak me Ma ince. Maudubi yok. Dubi. Bu bir aleyhim olmayacak. Maldubi bir kelime, aleyhim diğer kelime. Ama genellikle ne oluyor bu? Vata ihtimam verirken kanlılığına veya hassas bir harfi olduğu için ona dikkat ederken oiril maudu bi aleyhim diye bir aleyhim diye anlamsız bir şey çıkıyor. Maldu bir tarafta kalıyor. Bi aleyhim diğer tarafta hata bu da. Dikkat ediyoruz. Bunu buraya birleştirme diyoruz yani. Bi aleyhim değil. maldu bi aleyhim şeklinde taksimatımız yazıda görüldüğü gibi. Ve la hata lem kalınlaştı. Dattaki kalınlık bulaştı. Lavdo, lavdi, lavdu, lubba şeklinde hemen dokuz ihtimalli harf talimini yapı veriyorsun, ayar veriyorsun. Sonra tekrar doğrusunu okuyoruz. Burada önce metni lazım var. Dört elif. Do derken ince bir geçiş. Lin o şeddeli lamda çok duranlar, tutanlar tutan var. Şeddeyi belli et geç. Sonra meddarız lin derken yine unle bulaştırmadan bitiriyoruz. Sonra arkadaşlar emin Kur'an'dan bir ayet değil. Maalesef hocalarımızın kahir ekseriyeti Bakara suresine geçerken burada emine bismillahirrahmanirrahim ekliyor. Kıraat yönünden affedilmez bir hatadır. Kur'an'da olmayan bir şeyi oraya ekliyorsun. Evet, amini içinden söyleyeceksin. Böyle bir şey yok. Amin değil, hem de bu konuyu hatırlayayım diye bunu buraya yazdım. Yoksa Fatiha'dan bir bölüm değil o. Bakara'ya geçerken e, amine bismillah diye geçilmez. Sureler arasındaki e, geçiş vecihlerini de anlatacağız size inşallah vaktimiz olursa. Şimdi bütün bu izahattan sonra geriye dönüyorum ve müdahale etmeden baştan sona tahkik ile okuyorum. Evet, bu okuyuşu yaparken müstakil bir kayıt yapayım ki aramıyasınız diye. Evet. Hemen bir duralım başlayalım.